Herkese merhaba arkadaşlar. Cümleten selamun aleyküm. Yepyeni videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Trabzonspor'a orta saha transferi için önerilen isimlerden biri olan Andre Gomez hakkında konuşacağız. Yani videonun başında söyleyeyim, bu isim tamamen menajer önerisi. Çünkü Fenerbahçe için de oldukça fazla sık dinlendiriliyor. Belki bu videom hem Trabzonspor taraftarlarının zaten işini görüyor, ekstra olarak da Fenerbahçe taraftarlar da isterlerse faydalanabilirler. Çünkü benim oyuncuyla alakalı görüşlerim biraz genel yorumların aksi. Ve sizleri de bu görüşlerimi ikna etmeye çalışacağım. Belki işler biraz daha ciddileşince tahtada bir anlatım yaparız. Ama şu an iddia düzeyinde ve akşam pazarına kaldığı için Trabzonspor tam yani ciddileşmeden de spesifik bir hazırlık yapmayayım dedim. Çünkü inanılmaz derecede o tahtaya çıktığımda ıs haritalarından tutup her şeyine kadar bakıyorum. Gerçekten yani 2 saatlik bir süre harcıyorum. O yüzden ciddileşince ama emin olun sizlere yapacağım. Thiago'yu niye yaptım? Thiago arkadaşlar yani. Thiago. Ki Thiago hakkında bile Trabzonspor'a çok tercih edilmemesi gerektiğini düşündüğümü dile getirdim ama isim Thiago olunca yapacak bir şey olmuyor. İş ciddileşince ama tahtada bir anlatım yaparım arkadaşlar. Hazırsanız da başlayalım. Tekrardan söylüyorum, tamamen menajer önerisi. Şimdi Andre Gomez benim tam seveceğim tarzda orta saha oyuncularından bir tanesi. Beni bilenler bilir. Benim de Trabzonspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica ile bir ortak yanımız var. İkimizin de boy hastalığı var. Andre Gomez'in boyu uzun ve ilk çıktığı zamanlar tam bir 8,5-10 numara gibi bir oyuncuyken inanılmaz bayılıyordum. Boyu uzun, hava hakimiyeti var, dribling var, uzaktan şut var, ters top var. Ya yani oyuncu da her şey var. Adam geçmeyi driplikle yapan bir oyuncu. Gerçekten çok hoş bir profil yani. Büyük takımlarda fark yaratacak bir profil olduğunu söyleyebilirim. Yani kısaca oyuncunun arkadaşlar kariyerinden bahsedeyim, ondan sonra yorumlarıma geçeyim. Andre Gomez arkadaşlar Valencia'da yaptığı çıkıştan sonra Barcelona'ya Alcacer paketiyle beraber satılıyor. Barcelona'da kısa süre oynadıktan sonra, ki bence Barcelona için yanlış bir transferdi. O sene Barcelona oldukça fazla panik transferleri ve hatalı transferler yaptı. Çabuk bir şekilde elden çıkarttı ve İngiltere'den talibini buldu. Everton'a kiraladı. Everton belki de son zamanlarda İngiltere'de en kötü yönetilen kulüplerden bir tanesi arkadaşlar. Bu kadar para harcanıp bu kadar kötü yapılar nasıl kuruluyor anlamış değilim. Andre Gomez aslında uygun bir profildi ama benim de izlediğim bir Tottenham maçında, Tottenham'ın oldukça da sempatik, nazik oyuncusu. Gerçekten çok sempatiktir. Hank Mixon'un darbesiyle ayak bileği kırılıyor. Açıkçası Andre Gomez'in Everton kariyeri sakatlıklardan dolayı oldukça baltalanıyor. İstediği dikiş tutturamıyor. Bir türlü o yani şeyi sağlayamıyor, istikrarı sağlayamıyor. Everton'da zaten kaotik bir kulüp olduğu için küme düşme durumunda olsa bile düşünmüyor ki Everton'ın arkadaşlar yani öyle bir kadrosu var ki umutsuz vakalarla dolu. İşte Delali'yi bile almışlardı. Neyse Everton geçen sene Lille Andre Gomez'i kiralıyor. Andre Gomez son yılların aksine Lille'de biraz süre buluyor. Oynadığı maç sayısı sizi çok yanıltmasın. Dakikaya vurduğunuzda galiba 1600 dakikalık bir oynama süresi vardı. Arkadaşlar 1600 zaten 90'a böldüğünüzde 15-17 arası bir şey çıkıyor. 90 dakika. Yani Andre Gomez Lille'in %100 bank oyuncusu değildi. Fakat bu kısıtlı sürede bile toplamda 5-6 skor katkısına ulaştı. Şimdi bu bilgileri verdim. Geçmişteki verileri iyi, fiziksel özellikleri fena değil ama özellikle o bilek sakatlığından, kırıktan sonraki çok kötü bir kırıktı. Oyuncunun fiziksel düzeyi oldukça düştü ve bazı özelliklerini kaybetti. Oyuncu artık 10 numara mevkisiyle falan alakası yok. Oyuncu biraz daha 6-8 arası bir profile döndü.
Açıkçası ben bu oyuncuyu kime benzetiyorum? Galatasaray'ın transfer ettiği geçen sene Oliveira'ya benzetiyorum. Oliveira da benim geçmiş dönemde tercih ettiğim ve sevdiğim tarzda oyunculardan bir tanesiydi ama Andre Gomez, Oliveira gibi oyuncuların arkadaşlar profiline baktığınızda ki şu kitapta yazıyor bunlar. Futbolu seven ve gerçekten şey yapan biri varsa bu kitabı okusun. Bu kitapta bak Ferguson diyordu ki Wayne Rooney'nin fiziksel olarak düşeceğini biz biliyorduk. Aynı şeyi ben Vişça için yorumu yapmıştım. Buradan örnek vererek. Mesela Henderson'ı almamışlardı. Carrick'i almışlardı. Henderson'ı işte belirli bir koşu stilinden dolayı ilerleyen yıllarda sorun yaşayacaklarını düşündüğü için. Henderson biraz kendini değiştirip devam etti. O şeyi yıktı ama Henderson da başlangıcında çok iyi değildi. Burada bunların hepsini anlatıyor arkadaşlar. Ben de Andre Gomez ve Oliveira gibi oyuncuların 30'a yaklaştıklarında fiziksel olarak çok büyük zafiyet yaşayacaklarını ve kendilerini belirli bir role adapte etmedikleri sürece de takımlarda özellikle top rakipteyken eksi yazacağını düşünüyorum. Nasıl bir adaptasyon olabilir? Tekniğin daha sivrileşebilir. Ayaklarınla yönlendirebilirsin. Ama tekniğin sivrileşmeyip bir de fiziksel geri dönüşlerde problem olunca gerçekten top rakipteyken takıma eksi yazıyor. Andre Gomez'e de arkadaşlar bu problem var. Şu an Galatasaray'ın çıkmak istediği bence birinci oyuncu Oliveira'dır. Şu an Andre Gomez'i hangi takım alırsa alsın bir sene sonra isteyeceği en büyük şey Andre Gomez kontratından çıkmak. Şimdi böyle sert bir yorum yaptım ama Andre Gomez kötü bir oyuncu mu? Hayır. Hayır. Ama 3 artı 1 yıllık kontrat verip yıllık 3 milyon euro civarı bir kontrat vereceksem toplamın bu paketin bana 10 ve 15 milyon euro aralık bir paket olacaksa ben bu transfere şiddetle karşı çıkarım. Bakın ne diyorum. Fiziksel özellik olarak, boy olarak, geçmiş veriler olarak çok beğendiğim bir oyuncuydu. Ama şu an değil ve bu meblağlarla değil. Oyuncu çok cüzi bir rakama gelse problem değil. Lille'de aldığı ve maaş da buraya gelse problem değil ama gelmediği için ben bu yatırımı yapmam. Dersin ki kime bu yatırım yaparsın? Açıkçası 26-27 yaşındaki bir orta saha oyuncusuna bu yatırımı yaparım. Toma Basic gibi arkadaşlar. Toma Basic gibi. Şimdi devam edelim. Andro Gomez'in olduğu durumda Trabzonspor'a ne artı sağlar ne eksi sağlayabilir. Andro Gomez geldiğinde 8 numarayı biz oraya koyacağız. Zaten 8 numaramız boş. Ama bazı problemlerimiz de çok değişiklik olmayacak. Yani Bakasetas'la Ömür arasında bir problem olduğunu söylüyorduk. Aynı problemi Baka ile Gomez arasında yaşayacağız ama tabii biraz daha nispeten daha az yaşayacağız. Andro Gomez Mendy ile uyumlu oynayabilir mi? Açıkçası orada da bir rol karmaşası olabilir. Çünkü ben Mendy ve Andre Gomez'in yan yana birbiriyle zaman zaman çift 6, zaman zaman çift 8 rollerine kaymalarla bürünmesi gerekecek. Bunlara çok uyabileceğini düşünmüyorum. Hani ben anlatmıştım. Futbolda bir kaymalar oyunudur. Sen orta sahanı üçlü dizilim düşünürsün ama zaman zaman çift 8 bir onlu düzene geçersin. Zaman zaman top rakipteyken çift 6 tek 8 numara düzenine geçersin. Zaman zaman 6 numaranı stopere kaydırırsın. 8'ini 6'ya kaydırırsın. 10 numaranı 8'e kaydırırsın. Böyle bir düzene dönersin. Bunları teoride çok iyi yapabilecek bir oyuncu ki oyun aklı, oyun zekası çok yüksek. Ama pratikte o top bölme olayında ve oyun hızında açıkçası oyun hızımızın azalacağını düşünüyorum. Yani Andro Gomez, Bakasetas top rakipteyken atik, çabuk oyuncular değil. Mendy de arkadaşlar yani Mendy kabul edelim. Evet bir alan hakimiyeti, uzun bacak artısı var ama Siopis'te olan o çabukluk, o atiklik olmayacak. Yani Mendy, Bakasetas, Gomez'li bir orta saha hantal olacak ve geri dönüşlerde eksiklik yaşayacak. Ben tekrardan söylüyorum. Toma Basic gibi ya da
Trabzonspor'daki Badou Endiaye tarzı bir oyuncunun Trabzonspor'a ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Siz beğenmiyorsunuz ama niye beğenmediğinizi anlamasam da Ozan Tufan profili de buna uyuyor. İşte Ozan Tufan, işte Endiaye, Basic, başka kim diyebilirim? Dorukhan'ın bizdeki sağlam hali. Bunun gibi profillerin. Yani Dorukhan'ın bizdeki sağlam hali, Dorukhan Ozan Tufan kadar hücum özelliğini geliştirmedi ama Dorukhan bir şekilde kaza bela skor katkısı yapabiliyordu. Ama tabii 3. bölgede Dorukhan çok zayıf. Ozan Championship'te biraz daha keskinleştirdi kendini. Ama bu profiller, uygun profiller bu. Orada biraz daha denge sağlayacak, biraz daha her role yardım edebilecek, biraz daha lejyonerden ziyade arkadaşlar yardımcı parça olup bazı oyuncuların işlerini kolaylaştıracak bir parça olması gerektiğini düşünüyorum. Zaman zaman Bakaya yardım edecek, zaman zaman 6 numaraya yardım edecek, zaman zaman bek katkı yani bekine yardıma gidebilecek bir oyuncu olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden Andre Gomez ve Thiago gibi oyuncuların bu profillere uygun olmadığını düşünüyorum. Tabii ki de bu adamlar Türkiye Ligi'nin çok ama çok üzerinde. Ama arkadaşlar bu lige Türkiye Ligi'nin çok ama çok üzerinde birçok oyuncu geldi ve uygun yapılarda bulunmadığı için çok büyük problemler yaşadı. Sizin teoride uygun gördüğünüz yapılar pratikte gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor. Sen Thiago'yu 8 numaraya koy bakayım, başa neler gelecek? Başa neler gelecek? Thiago 6'dır arkadaşlar. Ona göre dizersin takımı. Ona göre dizersin takımı. Gomez. Mendin 6 iken, onun Bakasetes iken, top rakipteyken problem. Top rakipteyken problem. Gomez gelmez geri. Baka gelmez geri. Trezeguet geri gelmez. Visca tamam geliyor. Onaçu gelemez lan. 2 metre adam zaten. Mendy hücuma çıktığımızda o kadar hızlı geri gelemez. Boyu özelinde geri gelemez. Zaten o kadar hızlı olsa Fransa milli takım oyuncusu olur. Ne olacak peki? Kim yakalayacak kontraya yakalandığımızda rakibi? Bunları düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Benim diyeceklerim bu kadar. Biraz ciddileşince yaparız tahtalı anlatımı da. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.